çok yakın bir tarihte hazırlanacak mahkemesiyle. Mersin'de Özgecan Aslan Bilinçlenme Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışı için Özgecanlar Derneği kuruldu. Özgecan'ın ailesi tarafından kurulan derneğin amacı şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan bireylerin bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi olarak açıklandı. Derneğe bütün operatörlerden SMS ile 5 TL karşılığında yardım yapılabilecek. Kurulan Özgecanlar Derneği ve SMS yardım kampanyası ile ilgili Özgecan'ın amcası Yaşasın Aslan ve ailenin avukatı Selim Küçük, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Amca Aslan, ağabeyi olan Özgecan'ın babası Mehmet Aslan'ın mesajını okudu. Avukat Selim Küçük ise Özgecan'ın her canlının mutlu, huzurlu, sağlık bir yaşam hakkına sahip olduğuna inandığını, insanların imdat çığlıklarını değil mutluluk çığlığı alabilmeleri için bir dünyanın hayalini kurduğunu söyledi. Her zamankinden daha fazla birbirimize yaklaştığımız ve sevgiye ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda ellerimizi kardeşlik bilinciyle birbirimize uzatmalıyız. Gençliğin baharında sevdiklerinden ve sevenlerinden koparılan Özgecan'ımız dünyanın en iyi psikoloğu olmayı istiyordu. Özgecan, savaşların, zulmün, nefretin ve şiddetin olmadığı, insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir toplum için çalışmayı kendisine amaç edinmişti. Ancak istekleri, hayalleri yarım kaldı. Üstelik engellemek istediği şiddet ve nefrete maruz kalarak. Bu eğitim merkezini hayata geçirmek için Özgecanlar Derneği'ni kurduklarına dikkat çeken Küçük, derneğin amacına şiddet uygulayan ve şiddete maruz kalan kişilerin eğitilmesi, rehabilite edilmesi için Özgecan Aslan Bilinçlenme ve Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'ni açtıklarını ifade etti.